Böyle bir tartışmanın olduğu dönemde NATO'nun bir de tatbikatı var. Türkiye'de katılıyor üstelik bu tatbikata. Nerede ve nasıl bir tatbikat bakalım. Gemiler ve denizaltılar denize açıldı. NATO'nun geleneksel Akdeniz tatbikatı bu görüntülerle başladı. İtalya'nın Sicilya adası açıkları NATO'nun her yıl düzenlenen Dynamic Manta tatbikatına sahne oluyor. Aralarında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Yunanistan ve Türkiye'nin de olduğu 9 NATO üye ülkesi denizaltı savunma harbi tatbikatında bir araya geldi. Su üstü ve su altı hedeflerine karşı yürütülen tatbikatta NATO üyeleri arasındaki işbirliğinin artırılması amaçlanıyor. Müttefik ülkeler savaş zamanı gerçekleşebilecek olası saldırılara karşı eşgüdümlü çalışmayı test edecek. Türkiye'de tatbikata bir denizaltı, bir fırkateyn ve bir deniz karakol uçağıyla katılıyor. Tatbikatta Türk denizaltısı ve fırkateynine bağlı helikopterlerle malzeme ve insan transferi eğitimi yapıldı. ABD ve Avrupa'daki NATO üyeleri arasındaki işbirliğinin altı çizilen tatbikatta Rusya tehdidine vurgu yapıldı. NATO Deniz Komutanlığından Tüm Amiral Thomas Wall, NATO ittifakının varlık sebebinin Rusya olduğunu hatırlattı. NATO için terör örgütleri de diğer bir tehdit ama Rusya birincil tehdittir dedi. Akdeniz'deki en büyük deniz tatbikatı olarak dikkat çeken Dynamic Manta 2024 tatbikatı 8 Mart'a kadar devam edecek.